Salih buyur sor sorunu. Meclis performansınızla ilgili ben bir soru sormak istiyorum. Salih Gergerlioğlu bu arada ben. Sen Gergerlioğlu'nun oğlu musun? O orası çok ilgilendirmiyor. Hayır oğlumsun soruyorum. Evet, sen evet, sordun oğluyum. Ben de soruyorum. Evet tamam. Oğluyum. Tamam sen Gergerlioğlu'nun oğluysan o senin soracağın sorunun baştan tarafsız olmayacağı. Çünkü babanın Ümit Özdağ'dan sorumluluğu HDP milletvekili olduğunu söyleyelim de kamuoyu. Sen bu soruyu sor. Ama hocam sizin babanızın 27 Mayıs darbesine katıldığını, neden katıldığını sorarım. Hocam şöyle bir durum var. Evet. Programın hayır, formatı bu. Tamam, Salih buraya babasının oğlu olarak gelmedi, sorusunu soracak. Ve burada da hep karşıt görüşler olsun istedik. O yüzden neye hizmet etti? Onlar özel meseleler. Ben burada şimdi, Salih'in sorusunu duymak istiyorum sadece yani. Yoksa babası bizi ilgilendirmiyor şu anda. Yok tamam. O sorusunu sor. Yani öyle bir cümle kuruyorsunuz ama ki direkt. Ama arkadaşlar bakın buraya gelmeden önce Oğuzhan Bey'le konuşurken Oğuzhan Bey dedi ki bu program sert bir program olacak. Evet. Tamam. O zaman kusura bakmayın. Sertliğe ben sertlikle cevap veririm. Ama daha soru sormadı hocam. Tamam. Değilim. Tamam. Ben siyasetim. Salih'in bir sorusunu bir alalım lütfen. Evet, sor. Salih'im sor. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Madem bu televizyondan aykırı program. Salih çok teşekkür ederim öncelikle davetime icabet ettiğin için. Ben bir asker evladıyım ve Salih'i savunan insanlar benim babama katil diyorlar. Bana faşist diyorlar. Twitter'da ne anamız kalıyor ne bacımız kalıyor. Altı vardır, üstü vardır. Sağ vardır, solu vardır. Tarihe dayanır, dayanmaz. O beni ilgilendirmez. Ben Salih'le konuşamazsam kavga ederim. Ve ben artık kavga etmek istemiyorum. O yüzden ben babamın oğlu olarak burada değilim. Salih de babasının oğlu olarak burada değil. Ve ben Salih'i anlamaya, kendimi de Salih'i anlatmaya çalışacağım. Tamam yapma. Hayır öyle değil. Öyle değil. Biliyorum. Bak gerginliğin farkındayım. Ama hiç önemli değil. Devam edeceğiz. Sorduracağım. Mikrofon yanında. Ver mikrofonu da bekleteceğim. İki soru sana geleceğim. Ama Salih ne olursun sor sorunu ve cevabını al. Ben buraya ortamı germeye gelmedim. Yok. Oğuzhan Bey'le de zaten daha öncesinde konuştuk. Kendisiyle de zıt fikirliyiz zaten. Evet. Birçok konuda zıt fikirliyiz. Ve ben konuşarak bir şeylerin çözülebileceğini düşünüyorum. Sizinle de konuşmak istedim. Size de soru sormak istedim. Bu yüzden buraya geldim. Sizin bu üslubunuz yalnız çok yanlış. Bir siyasetçiye yakışmıyor. Onu belirtmek isterim. Sizin daha 10 yıl önce... Buna karar verecek durumda değilsin. Tamam. Sen sor sorunu ben cevaplandırayım. Siz az önce bir şey söylediniz. Ben de kendi açımdan bir şey söylüyorum. Arkadaşlar bu işin en güzel tarafı şu. Bu bir YouTube videosu. Herhangi bir televizyon kanalında yayınlanmayacak. Yani altına istenilen yorumlar yazılacak. Orada her şeyi de açık açık koyacağımız için insanlar yorumlarıyla belirtecek. O yüzden biz şimdilik sana zahmet yorumları geçelim. Sen direkt sorunu sor. Tamam. Hocam da direkt yorumlamadan cevabını versin. Bence öyle olsun. Direkt soruya geçiyorum. Lütfen. Siz bir muhalefet partisi genel başkanısınız. Aynı zamanda bir milletvekilisiniz. 3 dönemdir yanılmıyorsam milletvekilini devam ettiriyorsunuz. İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Zafer Partisi halen daha devam ettiriyorsunuz milletvekilliğini. Bu meclis içerisinde sizin meclis performansına ait kayıtlarınız var. TBMM sitesine giren herkes bunları göre. Ben burada tekrar hatırlatmakta soruyu da bununla harmanlayacağım için yarar görüyorum. Bu yasama döneminde 54 soru önergesi, bir araştırma önergesi, 0 meclis soruşturma önergesi. Bir önceki yasama döneminde 14 soru önergesi, 0 meclis soruşturma önergesi, 0 meclis araştırma önergesi, 0 sözlü soru, 0 gen soru. Bir önceki yasama döneminde 1 soru önergesi, 0 meclis soruşturma önergesi, 0 meclis araştırma önergesi, 0 sözlü soru önergesiymişsiniz iktidara. Meclis ortalaması 200-300 hatta 400 civarında. Ortalamadan bahsediyorum. Tamam. AK Parti vekiller soru önergesi. Cevap vereyim mi? Bunu nasıl açıklıyorsunuz? Buyurun hocam. Birinci dönem 6 aylık kısa periyot. Ortada hükümet yok. Kime soru önergesi vereceksin? İkinci dönem. İkinci dönem bunu ben bir partiden diğer partiye, Milliyetçi Hareket Partisi'nden İyi Parti'ye geçiş aşamasındayım. Yeni bir parti kuruyoruz ve bu yeni partinin kurulması çalışmaları da genel başkan yardımcısı olmuşum. Meclis çalışmalarından genel başkan yardımcıları muaf tutulurlar. Çünkü partinin çalışmalarına fikse oldukları için diğer milletvekilleri meclis çalışmalarına katılırlar. Zorunluluk yoktur genel başkan yardımcıları için. Buna rağmen o dönemde oldukça fazla meclis araştırması verdim. Daha sonra son dönem yani 2018. Meclis araştırma önergesi sıfır bu arada. Evet. Çünkü bir de iktidardan birçok sorunuzun cevabını alamıyorsunuz. Veriyorsunuz, vermiyorlar. İyi Parti'de milletvekilliği yaptığım dönemde yine genel başkan yardımcısıydım. Ve partinin kuruluş süreci ve daha sonra seçimlere girme süreci, seçimlerden çıktıktan sonra genel başkan yardımcılığım bir süre devam etti. Ve daha sonra da Zafer Partisi'nin kuruluşu süreci genel başkan olarak içinde oldum. Ben muhalefeti ve gerçek bir muhalefet şeklinde parlamento dışına taşıdım ve parlamento dışında muhalefet ediyorum. Bu benim tercihim. Diğer milletvekilleri muhalefette genel kurullara giriyorlar. Soru önergeleri soruyorlar. Genel başkan olarak benim meclis oturumlarının hepsine devam etmem mümkün değil ve partinin kuruluş çalışmalarından dolayı buna rağmen belirli konularda yasa taslağı vesaire cevabım bu.
Sevgili Abdurrahman Uzun'a verelim mikrofonu. O çünkü söz istiyordu. Size geleceğim. Mikrofonu olan arkadaşlara geleceğim biraz sonra. Merhabalar Sayın Genel Başkan. Son günlerde Bakan Mustafa Varank'la sosyal medya üzerinden bir diyaloğunuz var. Ve Sayın Bakan'ın iki tane yeğeninin göreve getirildiğini ve bunda da Mustafa Varank'ın müdahil olduğunu söylediniz. Mustafa Varank çok net bir şekilde istifa etme pahasına bir cümle kullandı. Ardından da siz de kendisine tekrar farklı bir cevap verdiniz. Evet. Olay yargıya taşındı. Eğer elinizde böyle bir bilgi, belge, bir şey varsa neden bunu yargıya aktarmıyorsunuz veyahut da yargı üzerinden bu kamuoyu bu konuda bilgilendirmiyorsunuz? Birinci sorun bu. İkincisi... Bunu sorayım, lütfen. Cevaplandırayım. Evet, lütfen hocam. Buyurun. Şimdi Mustafa Varank dedi ki gençler üniversiteye girerken işe girme umuduyla girmesinler. Ben de onun üzerine dedim ki iki yeğen, yani akraba genel anlamda kasıt, işe sokuyorsun. Sonra ayrılıyorlar, ayrılmak zorunda kalıyorlar. Benim yeğenim yok dedi. Hiç, hatta bu yaşta değiller dedi. Oysa bakan yardımcısı bir akrabası var, kendisiyle aynı soyadı taşıyan. Ama benim kastettiğim onlar da değildi. Yani onu gerekçe gösterebilirim ama yok, ben onu kastetmedim o hanımefendiyi. Ben başka iki kişiyi kastediyorum, iki kardeşi kastediyorum. Ne zaman açıklayacağım ve nasıl açıklayacağım o benim bileceğim. Ama, bir iş zamanlaması, durun bakalım. Ama insanları töhmet altında bırakmak ve kamuoyunda yanlış bir algıya müsebbip olmak değil midir bu? Bakın, tamam. Benim kendi tercihim. Yok bir şeyde tamam. Soruyla ya, alakalı. Benim kendi tercihim. Bu bir siyaset. Siyasette zamanlamanız önemlidir. Nansur, yaklaşımınız önemlidir. Ben zamanı gelince, şartlar oluşunca gerekeni yapacağım. İkinci sorum şu, siz Zafer Partisi'nin kuruluşuyla birlikte Türk siyasi tarihine çok önemli bir konu üzerinden girdiniz. Türkiye sizi, özellikle Ümit Bey, 3 konuda Türkiye gündeminde tanıdı. Bunlardan birincisi Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinde genel başkanlık adaylığıydı. Daha sonrasında son dönemde özellikle Altılı Masa'nın HDP ile yapmış olduğu bir anayasa çalışmasını bir anda Türkiye'nin gündemine oturtturdunuz. Altılı Masa'nın değil. Altılı Masa o zaman yoktu. O Altılı Masa'daki oradaki mensuplardan bahsedeyim, düzelteyim. Evet. Sonrasında da ısrarla çok önemli bir iddia ortaya koydunuz. İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanının FETÖ'cü olduğunu söylediniz. Bunun üzerinde FETÖ iltisaklı olduğunu söyledim. Çok net olarak siz... İltisaklı. Tamam efendim. Tamam. Siz bu iki konu üzerinden bir HDP ile yapılan bir anayasa görüşmesinin bir beka problemi olduğunu dile getirerek bütün televizyonlarda konuk oldunuz. Sonrasında yine aynı televizyonlara İYİ Partili bir il başkanının FETÖ ile olan bağlantısı ve bunun üzerine genel başkanınız ve siz daha çok genel başkanınız Sayın Meral Hanım çok ciddi hakaretlere varan, hani sizin akıl sağlığınızla alakalı dahi cümleler kurdu. Sonrasında Zafer Partisi kuruldu. Şimdi siyaseti takip eden insanlar, ben de bir siyaset uzmanıyım ve şöyle görüyorum. İnsanlar bu konuda sizden bir açıklama ve bir tepki beklerken bir anda Türkiye'de sadece mülteci problemi üzerinde konuşan ve hiçbir zaman o HDP ile yapılan o olaydan bahsetmeyen veyahut da İYİ Parti'deki ayrılış ve Zafer Partisi'nin kuruluş serüvenine sebep olan konuya hiç girmiyorsunuz. Bu daha sonraları mı işleyeceksiniz bu konuları, yoksa şu anda cazip yer burası. Ben de sosyal medya içerik uzmanıyım. Biraz gündeme bakıyoruz. Gündemde bu gidiyorsa ona göre video çekelim diye. Siz de şu anda hani alırı var, karşılığı var diye mi mülteci konusunu gündeminizde tutuyorsunuz? Teşekkür ederim. Siyaset bilimi okudunuz herhalde. Yok, sinema televizyon Sakın siyaset yapmayın bu yaklaşımla. Bakın şöyle, pardon. Ya bir dinleyin lütfen. Tamam. Sonuna kadar. Hayır, hakaret etmiyorum. Siz benim siyasetten anlamadığımı söylüyorsunuz. Lütfen bu uslupla bana cevap vermeyin. Ben sadece soru sormak için buraya geldim. Cevap vermek istemiyorum deyin. Bana hakaret edemezsiniz. Niyet okuması yapmayın Sayın Genel Başkan. Lütfen rica ediyorum. Abdurrahman Bey, bir soru sordunuz. Nasıl cevap vereceğimi ben belirlerim. Bana bir. Hakaret ederek hakaret siz etmiyorum. Bir şey belirleyemezsiniz. Hakaret siz etmiyorum siyaset size. Yapmayın diyemezsiniz. Ben size söylüyor muyum? Siz siyaset yapmayın diye. Lütfen. Hayır, lütfen. Soruma cevap verecekseniz verin vereceğim, Sayın Genel Başkan. Vereceğim arkadaş. Vermeyecekseniz lütfen ben cevap vermiyorum deyin. Beni itham ederek soruma cevap vermeyin. Lütfen. Tamam, buyurun hocam. Yorum eklemeden lütfen. Yorum eklemeden. Buyurun. Buyurun. Tamam Abdurrahman Bey. Buyurun. Soruma, sizin sorunuzsa kendi bildiğim gibi cevap vereceğim. İster dinlersiniz.
ister dinlemezsiniz. Bakın siz bana dediniz ki... Tamam, tamam. Abdurrahman Bey, bir saniye. Tamam, cevabı bir alalım. Beyler tamam, beyler abartmayın. Tamam. Abdurrahman Bey, bana sorunuzun içerisinde siz hakaret ettiniz. Ve şöyle sordunuz. 10 milyon insan var Türkiye'de sığınmacı. Bunun satarı olduğu için mi bu konuları işliyorsunuz? Demek benim bütün siyasi geçmişime ve siyasi müktesebatıma hakarettir. Bunu çok ustalıkla yaptım. Teşekkür ederiz. Tamam. 2011'de Suriye iç savaşı daha çıkmadan, başlangıç aşamasında televizyonlarda Suriye'de bir iç savaş çıkmasından çok korkuyorum. Çünkü bu savaştan Suriye'den sonra en fazla zararı görecek ülke Türkiye diyen, daha sonra bütün platformlarda AK Parti hükümetinin Suriye'de Beşar Esad rejimini yıkma çabalarının beyhude ve yanlış olduğunu ifade eden, bu konuda kitaplar yazmış, makaleler yazmış, çalıştaylar düzenlemiş bir siyasetçiye eğer siz derseniz ki geçmişte kalmış bir anayasa çalışması ve bir il başkanı üzerinden neden siyaset yapmıyorsanız da sığınmacılar meselesi üzerinden siyaset yapıyorsunuz diye soru sorarsanız bitireyim cevabı. Bir saniye. Bitireyim cevabı. Bir saniye. Bitireyim cevabı. Tamam, bir saniye Abdurrahman. Bitireyim cevabını. Ben de o zaman size derim ki sakın siyaset yapmayın. Bu doğru bir yöntem değildir. Tamam. Gördüğünüz gibi ben size aslında hakaret etmedim. Siz benim aklıma hakaret ettiniz. Ben de sakın aklıma hakaret etmeyin dedim. Tamam? Tamam arkadaşlar, teşekkürler. Tartışmaya girmesin. Abdurrahman Bey dedi ki şu anda mülteci sıkıntısı sokakta herkesin dikkatini çeken bir sıkıntı ve bu konu... O farklı kültürlerde, isteklerde, arzularda insanlar çatışmayı seçiyorlar. Genel yine çok tatlıyız, bakma. Vallahi evet. Bak, çok tatlıyız. Biraz moralim bozuldu, kalbim kırıldı ama bu başlangıç. Bu kaslarımızı geliştireceğiz. O yüzden öncelikle teşekkür ediyorum estağfurullah, size. Estağfurullah, buyurun. Sonrasında Ümit Bey, ben Marmara Hukuk mezunu bir avukatım. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nde Türkiye'yi temsilen mülteci hukuku konusunda Türkiye'yi temsilen bir program yaptım. 8 ülkeye davet ettim ve orada konuşmacıydım. Bunun dışında kadın hakları ile ilgili yine Türkiye'yi temsilen gittim. Danimarka'da konuşmacıydım. Bu CV'den şimdi, sonra soruya... Şimdi... Teşekkürler. Tamam, hayır. Sakin, sakin. Buyurun. Yine sizin gibi ben de Berlin'de okudum. Sizi anlıyorum. Bunlar lütfen, bir tamam. Yere bağlanacak arkadaşlar. Sizi sıkmak istemiyorum. Merakla bekliyoruz. Ve bunu şuna bağlayacağım. Şimdi biz mültecileri konuşuyoruz. Mültecileri bir kutba koyduk. Onlarla savaşıyoruz ama mültecileri bir bırakalım. Bir de Türk kültürüne gelelim. Türk kültürüne ihtiyacımız var. Bunu nereye bağlayacağım? Çünkü kadını nereye koyacağız? Bizler İslam diye Arap kültürünün altına sığınmış, kendi benliğimizi unutmuş, kadınların çok kötü muameleler gördüğü zamanlarda bizler savaş yönetmiş Türk kadınlarıyız. Şimdi hayır, ben İslam'la hiçbir derdi olmayan biriyim. Hanımefendinin bir sorusu bitsin. Buyurun. Özür dilerim vaktini aldığım için. Ama gerçekten vaktimiz çok değerli şu anda. Tamam, lütfen sorunuza tamam, gelin. Buyurun. Tamam. Şimdi ben konuyu şuraya almak istiyorum. Mülteciler, siyaset, o bu şu biraz daha basit düşünelim istiyorum. Bizler kadınlar olarak, Türk kadınları olarak hem zarar görüyoruz, hem hayatlarımızı kaybediyoruz, hem de karizmamızı kaybediyoruz değil mi, siz anlayın? Bizler Türk kadınlarıyız, zamanda savaş yönetmişken şimdi insanların bizlere et dediği, bizlere sürtük dediği çok korkunç bir manzaranın içerisindeyiz. Çok korkunç bir senaryonun içerisindeyiz. Mülteciler konusunda ben burada duruyorum. Çünkü bizim Türk kültürüne ihtiyacımız var. Lütfen bu iki konuyu birleştirerek, yani Türk kültürünü de işin içine koyarak ama mülteciler odak noktasına değil. Kadınları nereye koyacaksınız? Nereye koyuyorsunuz? Kadınlar zaten %50 olarak burada ama erkekler bir masanın etrafında kadınların kaderine, hatta ölümüne, doğumuna ne kadar doğuracağına karar veriyor. Sizi dinlemek istiyorum. Teşekkürler. Bir arkadaşım, partili genç bir hanım odama girdi. 23 yaşında veya 24 yaşında, Temmuz ayı, üzerinde pardüsü var. Dedim ki ya hava sıcak, niye pardüsüyle? Dedi ki Beylikdüzü'nden geliyorum metrobüsle. Taciz edilmemek için böyle giyinmek zorundayım. Sonra pardüsüsünü çıkarttı, sizin gibi bir askılı elbise giymişti. Bugün sokakta kadınları bu şekilde taciz eden insanlar yarın ne giyip ne giymeyeceğinize karar verecekler. Nasıl yaşayıp yaşamadığınıza dayatma çalışması içerisinde olacaklar. Biz bunun olmasını istemiyoruz. Kimse bize kendi ülkemizde nasıl yaşayacağımızı, nasıl giyineceğimizi söyleyemez. İsteyen başörtüsü takar, isteyen takmaz ve bu bizim özgürlük alanımız. Ama dışarıdan gelen Vahabi, Selefi, cihatçı modellerin burada toplum mühendisliği yapmak için ve ortaya bir siyasal ümmet toplumu çıkartmak için proje kurmasına
biz Zafer Partisi olarak müsaade etmeyeceğiz. Yani bu insanlar dönünce enflasyonun %15 düşeceğini biliyor musunuz? Bu insanlar dönünce ev kiralarının azalacağını biliyor musunuz? Evet. Bu insanlar dönünce hastanelerdeki baskının azalacağını biliyor musunuz? Teşekkürler. Buyurun. Ümit Bey, iyi günler. Hoş geldiniz tekrardan. İsmim Furkan Erdemsoy. Size iki tane sorum var. İlk sorum, önümüzdeki 2023 Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kalma durumunda aday olma olasılığı yüksek olarak Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan kalırsa ikinci turda kimi desteklemeyi düşünüyorsunuz? Bu birinci sorum. İkinci sorum da, bu kadar insan buraya geldi. Asıl soru, biz sizi neden destekleyelim? Size neden oy atalım? Biz bunu öğrenmek istiyoruz. Tartışma, kavga etmek değil, uzlaşmak, barışmak istiyoruz. Bizim asıl derdimiz, sizden öğrenmeye çalıştığımız bunca saat beklediğim şey budur. Furkan, ikinci sorundan başlayalım. Zafer Partisi'ne neden oy ver? Sığınmacılar ve kaçakların ülkelerine dönmesini istiyorsan ve yenilerinin gelmesini istemiyorsan, yurt dışına giden yurttaşlarımızın Türkiye'ye dönmesini istiyorsan ve beşli çetenin soyduklarını kazineye iade edilmesini, Türk halkına iade edilmesini ve neoliberalizmden sürdürülebilir planlı kalkınma ekonomisine geçirmesini istiyorsan Zafer Partisi'ne oy ver. Yok, benim sığınmacılarla sorunum yok, beşli çeteyle ve benzerleriyle sorunum yok dersen, diğer partiler var zaten, düzen partileri, seç birisini ver. Kimsenin bunları yollamaya niyeti yok. Bunların içerisinde gönüllü giderler. Kimse gönüllü gitmez. Bizim parametremiz bu, çok açık. Zaten seçim bir referandum gibi olacak. Nasıl bir referandum? Sığınmacılar, kaçaklar gitsinler mi, alsınlar mı referandumu? İlk sorusunu soracağım. Cevaplar mısınız? İlk sorum, ikinci turda ne olur? İkinci tura Zafer Partisi kalırsa Erdoğan'la birlikte AK Millet İttifakı kimi destekler sence? Bak, Deva Partisi bizi destekler mi, Erdoğan'ı mı destekler? Gelecek Partisi bizi destekler mi, Erdoğan'ı mı destekler? Onları Saadet geldiği zaman sorarız. Kimi desteklediniz? Biz şunu söylüyoruz net. Bak, biz söylüyoruz net. Biz Türkiye'nin Erdoğan'ı aşması için elimizden gelen her şeyi yapmayız. Bu da bir cevap aslında. Erdoğan'ı aşması için. Alın. Çünkü artık Türkiye yoruldu Erdoğan'la. Yani diğer seçenek diyorsunuz hocam. Anladım. Beyefendi.